Bu anayasa değişikliğinin üç özelliği çok sakıncalı ve tehlikeli. Bir tanesi hepinizin söylediği tek adamda toplanan yetki meselesi, yani kuvvetler ayrılığının ihlal edilmesi. İkincisi yargı bağımsızlığının ihlal edilmesi veya olmaması. Ama en önemlisi denetimsizlik ya da yetersiz denetim mekanizması. Bu tek kişi her şey bir yana bir psikoloji ifade eder. Bugün asıl bu anayasa değişikliğinde yapılmak istenen şey bir sosyolojik bütünlüğü, sosyolojik birikimi, sosyolojik meseleyi aslında bir psikolojiye götürmeye çalışıyor. Şu anda mecliste çalışanlar veya bugün burada görev yapanlar veya bu teklifi getirenler. Yani bir psikolojiye teslim etmeye çalışıyoruz. Biraz önce bu psikolojinin ne önemi var dediniz ya da bir takım örnekler verdi diğer milletvekilleri başka ülkelerden. Gülüştünüz bunlara veya komik buldunuz. İnanın bunlar öyle çok uzak şeyler değil. Bunlar çok kolay olur. Hitler 1923-33 arasında sadece 10 yılda yetişmiş, bilgili, o altyapısı, felsefesi olan Alman toplumunu herkesi yakabilir, sabun yapabilir hale getirebildi. Çok basittir. Faşizm ya da diktatörlüğe geçmek çok kolaydır. O bir insan bugün devredeceğiniz yetkileri, tüm yetkileri devredeceğiniz, denetimsiz olarak devredeceğiniz kişi de bir insan. Bunu sakın unutmayın. Siz bu seçilecek olan cumhurbaşkanının ya da başkanın bir insandan daha farklı bir şey mi olduğunu düşünüyorsunuz? Yani onu mu iddia ediyorsunuz? E siz o zaman psikolojiyi mi reddediyorsunuz? Bu psikoloji denen bir gerçek var. Nitekim sistemler, yasalar, organizasyonlar, haklar, kazanımlar tek bir kişinin psikolojisine, görgüsüne, bilgisine, ahlakına, erdemine, hoşgörüsüne terk edilemez. Bu evrensel bir kural. Bir gün ya da daha farklı psikolojide olursa bu seçilen kişi veya gelişen süreçte analitik yeteneklerini yitirebilirse veya farklı vesveselere kapılırsa ne olacak? Onu kim denetleyecek? Bu denetimi kim sağlayacak? 2019'da yürürlüğe girecek bu anayasa için bu telaş çok tedirgin edici, çok riskli. Gördüğünüz gibi 1921'de savaş koşullarında bile çok uzun tartışmalar yapıldı. Bu anayasa değişikliği milletin ortak sözleşmesi ise milletin iradesiyle değişmeli. Milletin iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Oysa bu anayasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili tarafından değil, başka bir yerde kendisi ifade ediyor. Cumhurbaşkanı baş danışmanlığı yapan bir avukat arkadaş, ben hazırladım, ben hallettim, işte biz pişirdik diyor mutfakta. Biraz önce arkadaşlar mutfak dedi ya, mutfak falan yok arkadaşlar. Birkaç aşçı hazırlamış, size göndermiş. Siz sadece ısıtıp bizim önümüze getiriyorsunuz. Saray ekibi tarafından hazırlandığını düşünüyorum. Ve buraya sipariş edildi. Toparlıyorum dediniz, başka tamam, bir bahsede ettiniz. Bitiriyorum. Denge denetimi olmayan bu anayasa tek kişi için yapıldığından dolayı ancak bana yasa olabilir adı. Millet iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet adına irade kullanan milletvekillerinin seçimle aldığı iradeyi tek bir kişiye devretme hakkı yoktur arkadaşlar. Bu anayasa bu nedenle milletsever milletvekillerinin değil lidersever milletvekillerinin eseri olacaktır. Sonuç olarak bitirirken son bir anekdotu aktarayım. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu tartışmalar oluyor ve ilk anayasa yapılıyor. Ve anayasa çalışmalarının bittiği gün herkes yorgun argın parlamentodan çıkmak üzere. Biliyorsunuz o anayasanın mimarlarından bir tanesi Benjamin Franklin. Ve o zaman çok da biliniyor, tanınıyor, herkes saygı duyuyor. Philadelphia Kongre binasından çıkarken Elizabeth Powell diye bir kadın durduruyor. Diyor ki, soruyor. Doktor Franklin diyor, bu kongreden sonra neyimiz var yani, monarşi mi oldu? Çünkü onlar dışarıda. Aynen şimdi halkımızın haberi olmadığı gibi. Onlar şimdi ne yapıldı, ne konuşuldu kimse bilmiyor burada. Ve monarşi mi? 200 sene önce işte aynı şey, hiç değişmemiş. Monarşimiz mi oldu diyor, cumhuriyetimiz mi oldu? Yani ne oldu diyor. Bu cümle benim son cümlem olsun. Franklin diyor ki hanımefendiye, hanımefendi cumhuriyetimiz oldu ve ekliyor. Tabii eğer sahip çıkabilirseniz. Teşekkür ederim. Sayın Ergil teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Konuşma sırası